Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Blackhaven oynuyoruz. Bugün Brokehaven'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz kardeşimle beraber. Bakalım güzel şeyler getirmeyi başarmışlar mı? Brokehaven'ı biliyorsunuz hepimiz çok seviyoruz değil mi Ertuğrul? Evet ama Blackhaven yerinde duramıyor. Evet yani... yerinde duramıyor, sürekli güncelleme getiriyor kendine. Biz de bu videoda bunları inceleyeceğiz. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız, hadi gelin hep beraber güncellemeyi incelemeye başlayalım. Evet bakalım, yani güncellemeyi biz de deneyelim. Güncellemede gelen şeyler oyuna girdiğinizde başlatmadan yan tarafta yazıyor. Bakalım neler varmış burada. Yeni banka zırhlı arabası varmış. Ertuğrul'un en son testten kalma kıyafeti. Tipini düzeltme sen önce. Tamam. Yeni gelen arabayı, marketi ve şuraya yeni bir market açılmış. Onları da soyabiliyormuşuz. Bak bunlar daha önceden yoktu. Evet yok derbiden de. Başka bakalım. Silah modelleri değişmiş galiba. Böyle bunların animasyonları değişmiş olabilir. Aa evet, silahlara böyle ışık, yakınlaştırma, dürbün falan eklenmiş. Güzel. Evet. Evlerin mail kutusu çalışıyormuş şu anda. Bak diyor, onlara bir bak ne olduğunu anlayacaksın diyor. Yeni silahlar gelmiş bir de. Evet evet. Polis istasyonuna alarm eklenmiş. Birisi hırsızlık yaptığında polis istasyonunda alarm çalıyormuş. Aynı şekilde yangın çıktığı zaman da itfaiyecilerin orada yangın alarmı çalıyormuş. Ve yemek marketi benzinliğin oraya eklenmiş. Güncellemede gelen şeyler bunlar. Ertuğrul direkt silahları aldı. O zaman bir silahları incelemeye başlayalım. Al burayı. Yeni silahlar mı eklenmiş yoksa olan silahlar değişmiş mi? Bak şunlara bak. Evet burada bir ayarlar butonu var. Bir sürü silah gelmiş. Susturucu falan takıyorsun, ışık takıyorsun. Güzel yapmışlar bunu. Counter oynayanlar bilir bu silahların çoğunu. Bunlar Counter'da vardı. Aa bak, dördüncü animasyona gelince böyle oluyor. Zoom atıyor Ertuğrul. Böyle nişan alıp ateş edebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Bakın 3-4. animasyonunda dürbün açılıyor bu silahta. Diğer silahlara da birazcık bakmak istiyorum. Bu P90 klasik taramalı silahtır. Bunun dürbünü var mı? Bunun dürbünü yok, bakın dürbün her silahta yok. Bunların sesi falan nasıl acaba, böyle susturucu takınca değişiyor mu? Ve burada birkaç tane daha böyle renkli silahlardan da var. Şu ekipmanları da takabiliyoruz. Güzel güzel güzel, taramalı. Ertuğrul sen neredesin, ne yapıyorsun? Ertuğrul direkt polis olmuş, silahları görünce dayanamadı tabii. Mesela tabancayı aldığımız zaman oradan ayarlara girince ne oluyor? Aa burada tıklama şeyi gelmiş tabanca. Aa tabancaya susturucu geliyor galiba bunu takınca, bakın. Her silah için farklı olabilir. 3 numaraya bakalım. Bunda da susturucu geldi. Pompalıya tıklayınca ne oluyor, bir şey oluyor mu? Pompalıya da susturucu gibi bir şey takıyor. Baksanıza şuna. Susturuculu pompalı mı olur be? Pompalı dediğin susturucusuz olur. Aynen öyle. Son bakmadığımız bu silah kaldı. Bu da sniper gibi bir şeydi aslında. Ve susturucu takıyor. Sadece bu silah mı şey böyle ayarlara açılıyor? Evet, ayarlara girmek için gösterdiğimiz silahı seçmeniz lazım. Başka da burada gelen bir şey yok zaten. Elimdeki silah kıyafetimle de bayağı uyumlu oldu. Ben de orijinal halime döneyim. Herkes silahları almış, kapışıyor oyunda. O kapışma mı var gençler? Hayırdır hayırdır hayırdır. Hadi gel, adam da bir silah atıyoruz. Kim alıyor bari? Ben alıyorum adam, alamıyor. Bu da yeni banka arabası mı? Agency yazıyor üstünde. Yok bu değil galiba. Ertuğrul gel banka arabasını da inceleyelim. Hayır, banka arabası o, o. O mu? Evet. Hemen bir bakmak istiyorum buradan. Bir dakika, bir dakika. O, orada değil, orada değil. Bu değil mi banka arabası? Bu. Bak bu, yan tarafında agency mi yazıyor? Hayır. Ha belki adam değiştirmiştir üstündeki şeyleri, modifiye etmiştir. Buna basınca değişiyor mu? Bak erkek. Aa evet, buna basınca değişiyor. Arabanın arkasına bir bakmak istiyorum ben. Kapıyı açtığımız zaman, evet burada bankanın paraları var. Peki bunu agency veyahut da diğer şeye getirdiğimiz zaman arkadaki şeyler değişiyor mu? Hayır, arkadaki paralar sabit. Bu arabanın soyulduğu söyleniyordu. Acaba nasıl soyuluyor? Ertuğrul atla arabaya. Tamam. Senle ufak bir gezintiye çıkacağız. Bu banka arabaları arkadaşlar bayağı zırhlı korunaklı arabalar oluyor. Acaba bunu nasıl patlatabiliriz? Senin bir fikrin var mı? Var. Paraları nasıl çalacağız ki? Ne yapacağız? Aha. Bu kapıyı açıp mesela elimle tıkladığım zaman paraları alabiliyor muyum ben? Onu görmek istiyorum. Evet. Şöyle bir tıklayayım. Evet, tıklayınca alınıyor. Ama hırsızlar bunu nasıl soyacak? Veyahut da ben bunu kilitleyemiyorum. Bir dakika ya. Çık oradan bir. Çıkmıyorum kardeşim. Ben şimdi arabamı kilitlersem eğer hala da bu soyulabilir mi? Bunu nereden kilitliyorduk? Şuradan. Aha da kilitledim. Sen şu an benim arabama girebiliyor musun mesela Ertuğrul? Evet. Ben bunu kilitlediğim süre biliyor musun? Hayır. Tamam, şimdi bu arabayı biz bombayla mı patlatacağız acaba? Bir deneyelim. Ertuğrul hemen bir bomba çıkarır mısın? Çıkaracağım hemen. Al bakayım şu bombayı eline. Patlat bakalım ne oluyor. Evet. Arka kapı kırılacak mı bir anda merak ediyorum. Hiçbir şey olmadı. Nasıl kırılıyor ki bu? Evet, nasıl? Bir de tam arka kapının orada patlatalım. Belki yanlış yerde patlatmışızdır, olabilir. Ben bombayı hemen kapının burasına koydum, ağzına.
Patlatıyorum. Evet, şimdi oldu. Tam kapının orada patlatmamız gerekiyormuş. Araba yanmaya başladı ve Ertuğrul şu anda bombalara doymadığı için içeri bir tane daha bomba bırakmaya çalışıyor. Yeter be, yeter, arabayı mahvettin. Araba yanda kül oldu. Yanda kül oldu araba. Ama tek soygun bu değilmiş. Birkaç tane daha soygun var ve bu yangın bitiyor mu acaba? Şöyle birazcık arabayı kuru edelim ya. Kurul arabayı, kurula kurula kurula. Ha, böyle şeyler yap. Silahla mı kuruluyorsun arabayı? Evet, böyle yaptım ben arabayı. Acaba arabaya su sıkarsak ateşi söner mi? Bir dakika, nerede o yangın söndürme tüpü? Sence bu bunu söndürecek mi? Söndürecek ya. Şöyle bir yapalım, belki belki. Aa, söndürdü harbiden. Bu şekilde de arabayı söndürebiliyormuşuz, güzel oldu. Ben şimdi yeni bir polis motoru çıkardım. Hazır benzinliğim buralara gelmişken yeni bir market açılmış. Ona da bakalım diyorum. Bakıyoruz ya biz. Hızımızı da arttıralım birazcık. Polis motorları hızlı gitmesi lazım. Sirenleri evet. De açtık. Şu an var ya, fena havalıyız. Nereye açıldı bu market? Aha, buraya açılmış, gördün mü? Gördüm. Ama şu yerde bir şey var, benim dikkatimi çekti. O bir şey değil ya, o boş bir şey. Bence onun da bir önemi vardır ama her neyse. Gel girelim şimdi benzinlik. Ben benzinliklere girmeyi çok seviyorum bu arada. Mavi Doritoslar falan var burada. Aa, mavi Doritos daha önceden yoktu bence. Evet, yoktu değil mi? Kırmızılardı bunlar, yeni gelmiş oyuna. Sosisliler var. Böyle sosisli var mıydı peki oyunda? Yenen? Yok. Ha, vardı vardı. Vardı değil mi bu sanki? Bu sanki... Aa, yoktu bu. Hayır, bu yoktu bence. Var mıydı ya? Evet. Ama elimiz alıp yiyemiyorduk sanki diye hatırlıyorum ben, ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. İzleyenler yorumlarda doğrusunu yazarlar. Buradan tabela alıyoruz. Kırmızı tabela yoktu bak. Kırmızı tabela yoktu. Evet. Pembe tabela da yok. Siyah da yoktu. Beyaz var sadece. Bunlar yeni gelmiş. Bu da böyle bir benzin. Ömer yukarı. Ne oluyor? Baskın yapıldı buraya. Sen kimsin? Ben hırsızlar ve buraya soymayı geldim. Bırak hemen paraları. Eyvah, patlattı bombayı. Hiçbir şey alamadık. Bu ne kadar beceriksiz bir hırsız. Kasanın yerini bilmediği için bombayı güzel yerde patlatabilir. Kasayı da soyamıyor o yüzden. Ateş ederim bakayım. Ediyorsun zaten. Kasanın yerini göster hemen. Gel göstereyim, gel. Burada kasa, orada değil, gel. Takip ediyorum seni. Gel gel. Kasanın nerede olduğunu bilmiyor daha. Gel göstereyim, gel. Atla. Hazır mısın kasanın nerede olduğunu görmeye? Hazırım. Hemen gidiyoruz, bekle. Az kaldı, kasanın nerede olduğunu göstereceğim ben sana. Nerede olduğunu göstereceğim. Çok az kaldı. Yardım edin, bu adam benim marketimi soyuyor. Bu arada bakın arkadaşlar, direkt yukarıda sirenler yanıyordu gördüğünüz gibi. Ertuğrul'la turaledik. Neyse, şimdi bizi markete geri götür Ertuğrul. Kasanın da nasıl soyulduğunu bir gerçekten gösterelim izleyenlere. Marketimize tekrardan geldik. Ve kasa burada patlamış. Ama biz bir daha gösterelim. Paraları aldık buradan. Kapanıyorum burası. Ertuğrul, burayı sen patlattın az önce değil mi? Evet. Arkadaşlar, bombayı burada patlattığınız zaman kasa açılıyor ve içerideki paraları bu şekilde alabiliyorsunuz. Sonra kasa boşalıyor. Şu an ben bu adama ateş edeceğim. Tamam, yerli bir ettin zaten burayı. İçeride bomba patlattın, birkaç tane yeter. Şimdi Ertuğrul, senin bu market hakkındaki düşüncelerin ne? Önce sen söyle ki benim dediklerimden etkilenme. Yani düşündüğüm şey, bu marketi sevdim. Aslında güzel olmuş mu sence, yoksa daha güzel olabilir miydi? Yani güzel olmuş aslında. Yani şu an Black Haven'da iki market var. O market büyük olsa da yani bu market çok küçük. Ama bir şey olmaz yine. Yani beğendin genel olarak. Evet, beğendim. Benim yorumlarına gelecek olursak, ben Ertuğrul'la aynı fikirde değilim. Çünkü çok basit yapılmış gibi geldi bana. Şurayı yapmak ne ki? İşi bilen biri şurayı yarım saatte yapar. Yarım saat çok bile demiş olabilirim. Birazcık daha böyle güzel, daha çok olayı olan şeyler yapılabilirdi. Mesela lavabo koyabilirdi. Petrol ofislerinde lavabo olur. Olmazsa olmaz şeyler bunlar. Çok az ürün varmış gibi geldi bana içeride. Bir tık daha gerçekçi olmasını beklerdim ama Ertuğrul beğenmiş. Peki arkadaşlar, siz bu konuda Ertuğrul'a mı katılıyorsunuz, bana mı katılıyorsunuz, yorumlarda yazın. Şimdi bir de normal markete gider misin Ertuğrul? Gideceğim hemen. Normal marketinde soyulduğu söylenmişti. Gidip orayı da bir soyalım. Burada bir değişiklik yok zaten. Nereye gidiyorsun? Geldik Ertuğrul. Ben hemen bombamı çekmek istiyorum. Oyuna direkt soygunculuk güncellemesi gelmiş yani. Her şey soygun üzerine. Nerede C4? Ertuğrul sağ olsun benim yerime bıraktı. Bakın, patladığı anda kasalar açılıyor ve buradaki şey alev alıyor. Sonra buradan parayı toplayabiliyoruz. Bununla da yetmiyor. Bakın, polis istasyonunda hırsızlık yapıldığı anda sirenler ötmeye başlıyor. Polislerin bundan direkt haberi oluyor. Polislerle başımız belaya girmeden bir an önce buralardan uzaklaşsak iyi olur. Aa, benim motorumu çalıyor benim biri. Ertuğrul'muş bu. Hadi atla atla motora. Şimdi bir tane ev çıkaralım Ertuğrul. Boş bir yere git, orada evimizi çıkarıp bir de onu inceleyelim. Hemen gidiyorum. Yani yukarı çıkacağım. Buralar sakin gözüküyor bence, burası olur. Burada tamam. Bir ev çıkaralım. Şunu çıkarıyorum ben ev diye. Bununla ilgili de bir güncelleme vardı, tam neydi hatırlamıyorum. Ertuğrul, sen de karşıya bir tane normal bir ev çıkarsana. Tamam. Çünkü bu evin posta kutusunu göremedim ben.
Aşağı iniyor bu. Evet. Tamam, sen aşağı. Normal bir ev çıkarsan Ertuğrul. Böyle bir şey çıkardım ben. Evet, posta kutusu bu galiba. Ertuğrul, bana bir ev sahipliği verebilir misin? Mektup mu yazılıyor buna? Aa, Ertuğrul'a not bırakabiliyorum ben. Evet. Hadi verdim ben sana ev sahipliğimi. 15 saniye bekliyor. Sana bir not bırakacağım. Böyle başkalarına mesaj gönderebiliyormuşuz. Bu daha önceden var mıydı? Mesela selam yazalım, gönderelim. Yok. Mesaj gönderildi diyor. Gidip posta kutunu kontrol eder misin? Edeceğim. Ertuğrul'a şu anda bildirim geldi. Sana yeni bir mesaj geldi diye. Tıkla posta kutusuna. Bakın şuraya bir işaret geliyor. Ertuğrul ona tıkladığı zaman benim özel mesajımı görebiliyor. Peki bu daha önce var mıydı yok muydu? Bence yoktu ya. Varsa da ben bilmiyordum. Gel Ertuğrul, birazcık daha şehir meydanına gidelim. İnsanlar yeni güncellemenin hangi özelliklerini kullanıyor bakalım. Ben şöyle heybetli bir araba çıkardım. Arabaya iki tane daha arkadaşımız bindi. Takipçilerimiz galiba. Biri daha bindi. Herkes biniyor arabaya. Topların hep beraber yeni güncellemeyi inceliyoruz. Bu arada bu arkadaşlar video izliyorsa onlara da selam olsun buradan. Yani bu da bizim bir videodaki mesafemizdi ve bana ateş ediyor. Burada evi yanan bir arkadaşımız var. Dünyadan haberi yok galiba. Evet, haberi yok bile kardeşim. Aa, biz asıl bankayı soymadık. Onunkinde bir değişiklik var mı? O zaman soyalım. Hemen bir orayı da inceleyelim. Soy gitsin değil mi? Kesinlikle soy gitsin ya. Beleş para. Nerede bulacağız başka? Aldım kartımı. Yukarı çıkıyorum hemen. Sen yukarı çık. Ben geliyorum. Gel gel. Aldım kartımı ben de. Kızım, bombayı alalım. Bırakalım. Patlatıyoruz ve... Ya bence buranın için birazcık da parayla doldurmaları lazım görsel olarak. İçerisi çok boş kalıyor. Bu arada benim patlattığım kasayı siz niye çaldınız? Ertuğrul, getir paralarımı. Ben çaldım onları. Tam vereceğim. Dur. Tamam, yanı sende kalsın. Kaç kaç, polisler gelmeden kaç. Alarm çaldı şu anda polis istasyonunda. Kaçmamız lazım. Gel hadi, ben dışarı çıktım, seni bekliyorum. Buraya bir restoran gelmiş, ben burayı görmemiştim. Muhtemelen bu yeni gelmedi. Evet, eskilerden yeni geldi. Ama ben ilk defa görüyorum bunu, takocu. Canım da çiğ köfte çekti bunu görünce. Neyse neyse, şu an konumuz bu değil. Benim de. Peki çiğ köfte demişken aklıma bir soru daha geldi. Arkadaşlar, sizce en iyi çiğ köftenin markası hangisi? Oses mi, Komagene mi? Değişik değişik markalar da var. Bakalım hangisi kazanacak? Senin en sevdiğin çiğ köfte markası hangisi Ertuğrul? Alabaza. Ne? Alabaza. Arabada mı? Alabaza. Öyle bir çiğ köfteci mi var? Evet. Ne, adını sen söyle. Alabaza. Alabaza. Öyle bir çiğ köfteci yok yok. Ne anlatıyorsun sen ya? Ertuğrul, gerçekten beynimi yaktın. Bunun cezasını sana ödetmek istiyorum. Nerede benim böyle en güçlü silah, hangisi acaba ya? Bu var ya, kesin çok güçlü bir silahtır. Şunları da takacağım ben silahıma, her şeyi, eklentileri. Birisi benim evimi çalmış. 2 dakika evi boş bıraktık diye olacak şey değil ya. Al 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 al. Sen sniper, sniper bayağı iyi. Acaba sniper'ın dürbünü mü daha uzağa gösteriyor, yoksa oyundaki dürbün mü? Bunun da dürbünü vardır kesin ha. Bak, bunun da dürbünü var. Ben dürbünü de test etmek istiyorum Ertuğrul. Yukarılara çıkacağım, gel. Tamam. Mesela şu dağın tepesine çıktığımızda sniper'la keskin nişancılık yapacak kadar şey görüyor muyuz? Sence görebilecek miyiz? Bence görebileceğiz. O zaman bu suikastler için çok iyi bir güncelleme oldu demektir. Yukarıya tırmanıyoruz, birazdan anlayacağız. Arabadan atlayayım, benim silahım yok oldu. Bug'a girdi silah, gözükmüyor. Tamam, şimdi geldi. Dürbünü ben test ediyorum. 4 numaraya geldiğim anda böyle bir görüş açısına sahibim. Bu suikastlik yapmak için gayet yeterli bence. Şu evin içindeki birini vurabilirim. Ateş de ediyoruz. Baksanıza. Bak bak bak, şurada koşan biri var. Ama mouse çok kayıyor. Adam şu an neye uğradığını şaşırdı. Önüne mermiler düşüyor. Normal dürbünü almak istiyorum ben bir de. Onunla aynı görüş mesafesini mi sağlıyor acaba? Hemen şuradan bakalım 5 numaraya. Evet, yo, bu daha yakına gösteriyor sanki. Daha mı yakın, aynı mı? Şimdi bu böyle. Bir de silahın dürbününe bakalım. Aynı galiba, aynı. Ama ben sevdiğim buradan yani güzel bir şekilde keskin nişancılık yapılır. Ama keşke böyle değişik tabancalar falan da getirselerdi. Tabancaların sadece susturucu ekleniyor. Birazcık uğraşmamışlar bence onlarla. Ertuğrul, şimdi sen bu güncellemede en çok neyi sevdin? En güzel ne olmuş? Posta. Posta mı? Evet. Ya nasıl en çok onu sevdin? Alt tarafı mesaj atılıyor oradan yani. Hem o bu güncellemede mi geldi belli bile değil. Silahlar var, banka soygunu var, araba var. Sen gidip postayı mı sevdin? Evet. Ertuğrul değişik bir çocuk arkadaşlar. Ben şahsen en çok silahları sevdim aslında. Daha iyi olabilirdi ama güzel düşünülmüş, değişik değişik silahlar gelmiş. Çok uzun süredir aynı silahlarla oynuyorduk. Evet. Güzel. Yani ben o silahları sevmedim, bu silahları sevdim söyleyeyim. Ama buna rağmen en büyük değişikliğin posta olduğunu söylüyorsun, öyle mi? Evet. Çok harika, mükemmel. Evet, şöyle yukarıdan da bir bakalım şehrimize. Aslında daha bir sürü boş alan var.
Peki arkadaşlar, bir sonraki güncellemede sizce Brokeven oyununun yapımcıları oyuna neler eklemeli? Herkes kendi görüşünü yorumlara yazsın. Hani mesela senin Brokeven'da keşke şöyle bir yer olsa da her oyuna girdiğimde oraya gitsem dediğin bir yer var mı Ertuğrul? Var. Ne olabilir? Dondurma yeri. Dondurma yeri var ya abicim zaten. Luna Park. Evet, Luna Park mantıklı olabilir bence yani. Bayağı da geniş alanlar var oyunda. Luna Park fikrini sevdim. Ya ama Black Haven'a yakında bence gelebilir böyle. Kesinlikle gelebilir. Peki ben ne isterdim oyunda? Ne olsun isterdim? Bir düşüneyim. Ben güzel bir AVM olsun isterdim. Şurası da AVM diye geçiyor olabilir ama bence yeterli değil. Böyle büyük, şatafatlı bir yer olması gerekiyor diye düşünürdüm. Evet ya. Biraz da adam akıllı güzel bir yer olması olsa daha iyi olurdu bence. Ya ama Black Haven böyle bir oyun diye böyle bir oyun. Belki ilerleyen zamanda getirirler, neden olmasın, sesimizi duyurabiliriz belki. Bu güncellemenin de burada sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz. Her şeyi inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.